Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ders videomuzda yine 10. sınıf konularından Osmanlı Devleti'nin dış politikası, konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Osmanlı Devleti bilindiği gibi arkadaşlar 15. ve 16. yüzyıllarda bir dünya gücü haline gelerek dünya siyasetini belirleyen büyük bir devlet konumundaydı. Şimdi bu dönemde Osmanlı Devleti'nin izlemiş olduğu siyaset ne gibi siyaset izlemiştir? Başlıklar halinde bunları verelim. Aynı zamanda da ders kitaplarımızdan takip etmek isteyen arkadaşlar oradaki belirlediğimiz önemli yerlerin altına da işaretleyip sonra tekrar edebilirler. Birincisi arkadaşlar Osmanlı Devleti 15. ve 16. yüzyıllarda izlediği siyasetten birincisi Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi. Neymiş arkadaşlar birinci politikamız? Öncelikle onu söyleyelim. Osmanlı Devleti Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi. Kısaca bunları birkaç cümleyle açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Hristiyanlığın iki önemli mezhebi vardı. Katolik ve Ortodoks kiliseler olmak üzere. İşte Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ortodoks kilisesini himaye altına almıştır. Ve Ortodoks patrikliğini ihya ederek Batı Katolik dünyasına karşı İstanbul'daki Doğu Hristiyanlarını himaye ederek onlara Osmanlı ülkesi toprakları içerisinde ve diğer bölgelerde onların temsil etme hakkını sağlayacaktır. İkinci ayağı olan Protestanların desteklenmesi ile biliyorsunuz reform hareketleri sırasında ortaya çıkan işte Martin Luther'in öncülüğünde ortaya çıkan bir hareketti Protestanlık. Osmanlı Devleti de her ne kadar Protestanlara resmi anlamda bir asker gönderip kuvvet gönderip onları desteklememişse de arkadaşlar dolaylı yoldan bu Protestanları ne yapacaklardır? Destekleyeceklerdir. Onları Hristiyan birliğinin parçalanması anlamında Habsburg hanedanını zayıflatmak amacıyla Protestan hareketi de Osmanlı Devleti tarafından ne yapılacaktır? Desteklenecektir. Böylece arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin izlediği siyasetten, dış politikadan birisi neydi? Protestan Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi idi. İkincisine geçecek olursak arkadaşlar 15. 16. yüzyıllarda izlenen bir diğer siyaset ise Fransa, İngiltere, Hollanda gibi milli monarşileri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı destekleme siyasetiyle. Evet neymiş arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin izlediği bir diğer politikada Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi milli monarşileri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı ne yapıyor arkadaşlar? Destekliyor. Bu da bir diğer önemli politikasını oluşturmakta ile. Burada arkadaşlar işte hangi devletler işte mesela Almanya, Alman prenslikleri, Fransa ve İngiltere gibi devletlere Osmanlı Devleti destek olacaktır ve bu devletler de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı olan mücadelelerinde Osmanlı Devleti'ni ve özellikle de Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemeye çekinmeyeceklerdir. İşte buna en güzel örneklerden birisi neydi? Fransız Kralı 1. François Kanuni Sultan Süleyman'ın yardımıyla kurtulmuştu. Ve bu yardım neticesinde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na esir düşen François kurtulmuştu. Yine François'dan sonra tahta geçen 2. Henry de Şarkin'e karşı yapacağı mücadelede Osmanlı Devleti'nden yüklü miktarda borç alacaktı. Neticede Osmanlı Devleti de bu borç verecektir. Çünkü her iki devletin hedefi de Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olduğu için Osmanlı Devleti bu devletleri destekleyecektir. Ayrıca Hollanda'ya destek verecektir. Yine İngiliz kraliçesi Osmanlı Devleti'nden yardım isteyecektir İspanya'ya karşı olan mücadelesinde. Bu da
Bir anlamda Osmanlı Devleti bu devletlere destek olarak Osmanlı Devleti Habsburgların tüm Avrupa'ya hakim olması ve Osmanlı Devleti'ne karşı oluşabilecek Haçlı ittifaklarının dışında bu devletleri tutma niyetiyle Osmanlı Devleti bu monarşilere destek verecektir. Üçüncü siyaseti ise Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar 15. 16. yüzyılda izlediği siyasetin üçüncüsü ise Afrika'daki Müslümanların himaye edilmesidir. Neymiş? Afrika'daki Müslümanların himaye edilmesidir. Özellikle 1492 yılında arkadaşlar İspanya'da siyasi birliğin gerçekleştirilip Endülüs Emevi Devleti'nin kalıntılarından olan Beni Ahmer Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgedeki Müslümanlara Osmanlı Devleti yardım edecektir. Yine bölgedeki Yahudiler de Osmanlı Devleti aracılığıyla taşınacaktır. Kuzey Afrika'ya Müslümanlar, yine Selanik, İstanbul gibi yerlere de Yahudiler getirilerek yerleştirilecektir. Hint Okyanusu'nda da Portekizlere karşı Osmanlı Devleti buradaki Müslümanlara yardım edecektir. Yine İspanyolların Kuzey Afrika'daki saldırılarına karşı da özellikle Oruç Reis ve Hızır Reis gibi kaptan deryalar vasıtasıyla buradaki İspanyollara karşı da bir mücadele verilecektir. Evet, bu başlık altında arkadaşlar son konumuzu bir kez daha özetleyecek olursak arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin dış politikası anlamında 15. ve 16. yüzyıllarda 3 önemli 3 önemli arkadaşlar bunu unutmayalım 3 önemli politika izlenmiş. Birincisi Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi. Buna bir de diyebiliriz sayfa 152'de hemen en alttaki paragrafın ilk cümlesi şeklinde de bunu ifade edelim kitaptan takip etmek isteyenler. İkincisi arkadaşlar yine sayfa 153'te ikinci siyaseti ise Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi milli monarşileri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı desteklenmesi. Üçüncüsü ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 3 diyelim arkadaşlar. Bu da 155. sayfada verilmiş arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki Müslümanları himaye etmesi. Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki Müslümanları himaye etmesi şeklinde 3 önemli politikası olduğunu ifade edebiliriz. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.